Kılıç Hakkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Ferit Seyran'ı mı yoksa Pelin'i mi seçecek? Seyran her şeyi öğrenecek mi? Ferit Pelin ile gerçekten evlenecek mi? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Hiçbir detayı kaçırmamak için bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Videomuza başlamadan önce Ferit ve Seyran'ın arasına kimse girmesin diyenler videomuzu beğenmeyi unutmasın, böylece sayımızı bilelim. Öncelikle geçtiğimiz bölümde zorda kalan Ferit, Halise Ağa'ya durumu anlatıp yardım istiyor. Halise Ağa da duyduklarından sonra ilk başta şaşırsa da ardından bu duruma çok seviniyor. Yani Halise Ağa Ferit'in çocuğu olacağını duyunca ona yardım ediyor. Ardından Şehmuz'un evine giden Halise Ağa durumu tamamen anladıktan sonra Ferit'e bir karar vermesi gerektiğini o da söylüyor. Ferit ise arada kalmış bir durumda. Bir yandan aşık olduğu kadın Seyran, diğer tarafta ise bebeğinin annesi Pelin. Ferit'in bir seçim yapmasını isteyen Halise Ağa tabii ki de torun verecek tarafı destekliyor ve hatta bebek meselesini duyunca da çok seviniyor. Normalde Halise Ağa Ferit'e Seyran'dan ayrılıp Pelin'le evlenmesini söyleyebilirdi ama Ferit'in Seyran uğruna ölümü dahi göze aldığını biliyor. Bundan dolayı da Ferit'e baskı yapmadan karar vermesi gerektiğini söylüyor. Ancak Halise Ağa Ferit'in aklını karıştırarak "Eğer benim yerime geçmek istiyorsan ona göre karar ver." diyor. Yani Halise Ağa Ferit'ten soyunu devam ettirecek bir torun istiyor. Bu torunu da şimdilik Pelin'in vereceğini bildiği için o da Pelin'i seçmesi gerektiğini söyleyecek. Hatta ifakatta Seyran'ı sevmediğinden dolayı hem Halise Ağa'nın hem de Ferit'in aklını karıştıracak ve Pelin'i seçmesini isteyecektir. Ama Ferit arada kalmış bir şekilde karar vermeye çalışacak ve sonunda bu konuyu bence Seyran ile konuşacaktır. Yani bir iki bölüme Seyran her şeyi öğrenecektir. Ferit ise Seyran'ın da bu durumu öğrenmesinden sonra kararını verecek. Seyran bu olayları öğrenince kendinden geçecek ve Ferit'ten ayrılmayı bile düşünecektir. Ama herkesin beklemediği olay ise tam da bu zamanda gerçekleşecek. Yani Seyran hamile olduğunu birkaç bölüme öğrenecektir. Ferit de her ne kadar bu konuda arada kalsa da Seyran'ın hamile olması onun fikrini biraz daha değiştirecektir. Böylece Ferit tam Pelin'i mecburen seçecekken Seyran'ın hamile olduğunu öğrenmesiyle Seyran'ı seçecektir. Pelin'in dayısı Şehmuz ise Ferit'in bu kararından sonra ona ve ailesine zarar vermeye çalışacak. Hatta bu kısımda Şehmuz Seyran'a bile zarar verebilir. Aynı zamanda bu olaylar yaşanacakken Seyran da Pelin'in oyunlarını ortaya çıkartmak için harekete geçecek ve Pelin'in onları ayırmaya çalışan kişi olduğunu Ferit'e ispat etmeye çalışacak. Bunun öncesinde ise Seyran Pırıl'ın arkasında duran kişinin de Pelin olduğunu ve onlara bu oyunları kuranın aslında Pelin olduğunu da öğrenecektir. Ayrıca geçtiğimiz sezonda Pelin ile ilgili çok önemli bir iddia ortaya atılmıştı. Geçtiğimiz sezon Ferit'in Pelin'le tamamen evleneceği sırada Seyran için Ferit'in bu düğünü terk edeceği ve Pelin'i de o düğünde yüzüstü bırakacağı konuşuluyordu. Yani Ferit tam düğün sırasında Seyran'dan ayrılmak istemediğini anlayıp Pelin'le evlenmekten vazgeçiyordu. Sonrasında ise Pelin'i düğün ortasında bırakıp Seyran'ın yanına gidecekti deniliyordu. Fakat bu senaryo sonrasında iptal edilmişti. Ferit ve Pelin de hiçbir zaman evlenememişlerdi. Şimdilerde ise tekrardan Pelin ve Ferit'in evlenme mevzusu ortaya çıktı. Acaba geçtiğimiz sezon gerçekleşmeyen bu senaryo şimdi gerçekleşebilir mi? Yani Ferit Pelin'le evleneceği sırada Pelin'den vazgeçip Seyran'ı seçebilir mi? Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Son olarak Yalı Çapkını dizisini sevenler Star TV'den dizi izlemeyi unutmasın. Yalı Çapkını dizisi hakkında en güncel haberleri ve yeni gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.